Şimdi efendim, kadere iman demek bir kere Allah'a ve sistemine iman demek. Evet. Kadere inanmayan bir insan neye inanır? Evrime inanır. Ateisttir. Yahut Allah'a inanır ama Allah'ın mülkünü, Allah'ın yaratışını doğa yasalarına verir. Başka sebeplere verir. Allah'tan başka yaratan, yapan, eden kudretler tahayyül eder. Eğer bir insan kadere hakkıyla inanmanın nasıl bir tarif, bir çerçeve ile olacağını soruyor ise, az önce söylediklerinizi de içeren bir tarif yapmalıdır. Hakkıyla kadere iman etmek demek, yani Allah'a ve sistemine iman etmek demek ne demek? Birincisi, Allah vardır ve birdir. İkincisi, bu alem, bu evren yokken bu evreni varlığa taşıyan tek Allah bizim inandığımız Allah'tır. Ondan başka hiçbir kudretin, hiçbir ilahın bu yaratışta rolü yoktur, etkinliği yoktur. Üç, bu Allah yaratılıştan ta kıyamete, cennete, cehenneme kadar uzanan bir süreçte bir sonsuzluk yolculuğu takdir etmiştir. Kader kelimesi köken olarak takdir etmek, miktar çizmek, çerçeve çizmek, belirlemek, planlamak anlamlarına gelir. Dördüncüsü, mutlak ilim, mutlak irade ve mutlak kudret sahibi olan, bütün ilimlerin, bütün iradelerin, bütün kudretlerin sahibi olan, kaynağı olan Allah, kaderi tarif ediyoruz. Dördüncü madde, Evet. yaratmış olduğu bu evren sisteminde iradesiz varlıklar yarattığı gibi, bütün yaptıklarını kendisinin belirlediği, yani güneşin doğudan doğup batıdan batması gibi, özgür irade verdiği canlılar da yaratmıştır. İnsanlar ve cinler. Demek ki dördüncü olarak inanmamız gereken külli irade Allah'ın iradesidir. Her şeye hakim olan irade Allah'ın iradesidir. Allah dilemezse biz dileyemeyiz. Ama bize özgür bir irade vermiştir. Beşinci olarak inanmamız gereken de hayır ve şer Allah'tandır. Yani hayrı ve şerri yaratan Allah'tır. Yani hayrı Allah yaratıyor da şerri şeytan yaratmıyor. Hayrı Allah yaratıyor da şerri ben yaratmıyorum. Yahut insan kendi yaptığının yaratıcısı değildir. Yahut insan rüzgarın önündeki saman çöpü gibi böyle yuvarlanan uçan bir iradesiz değildir. Yaratılan her şeyi Allah yaratıyor, Her değil mi şeyi. hocam? Her şeyi Allah yaratıyor. Her şeyin bilgisinin kaynağı Allah. Her şeyin mutlak iradesinin sahibi Allah. Allah'ın izni olmadan bir toz bir yerden kalkıp bir yere gidemez. Benim vücudumun çerçevesini, sizin vücudunuzun çerçevesini, herkesin vücudunun boyutunu miktar olarak tasvir eden, şekil çizen o, ağaçları, yaprakları şekillendiren o, her şeyi şekillendiren o, erkeklerin sayısını, kadınların sayısını, ne zaman doğacağını, ne zaman öleceğini neyse yani, ızdırar, zorunlu kader çerçevesinde diyelim. Bu temel planı yapan Allah, bütün bunlara inanır da, tek bir Allah inancı ile imanınızı ortaya koyarsanız bu, doğru bir kadere ve doğru bir kadere inanmak olur.